Sevgili ikizler burçları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 2023 yılının tarot ve kahve bakımına başlamak istiyorum müsaadenizle. Bakalım 2023 senesi bizlere neler getirecek, neler vaat ediyor. Tek tek açıklamaya çalışacağım. Hem tarot bakımlarım var, hem kahve. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bu yıl bizlere uğurlu olsun, kutlu olsun efendim. Şimdi izninizle bakımıma geçmek istiyorum. Şöyle bir dışından baktığımda arkadaşlar bir kafes görüyorum. Bir kafes ve kafesin içinde bir kuş kurtulmaya çalışıyor. Bu senin ruhun, ikizler burcu. Yani ruhun özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Baskılandığını düşünüyorsun. 2023 yılı sana özgürlük getirecek. Sana belli ki ruhunun özgürleşmesi, yarım kalan, kesintiye uğrayan bazı işlerinde düzelmesini gösteriyor. Burada arkadaşlar hani bir tahtanın üzerine yazı yazılır ya, yazı yazma tahtası. Onun üzerine eliyle bir şeyler yazmaya çalışan bir hanım görüyorum. Bir kadın kesinlikle kendi geleceğini oluşturmak istiyor. Yepyeni bir sayfa açmak istiyor. Bu sayfayı açacak, bundan emin olabilirsiniz. Yine falınıza baktığımda ne istediğini bilen bir ikizler burcu var. Mantalite ön planda, mantığını ön plana almış. Bir de duygusal yaşamını da katıyor. Ama %70 mantıkla ilerleyeceksin sevgili ikizler burcu. Her zamanki gibi aklın, sağduyun hakim gelecek. Tabağına baktığında kocaman bir 8 görüyor musun? 8 sayısını şurada efendim. 8 görüyor musun? 8 sayısı. Sonsuzluğun işareti. 8 ve telepatik işaret. Bir erkek ve bir kadının görüşmesi var arkadaşlar. Uzakta kaldığınız birisiyle görüşmeler ya da karşımdaki kişi ne düşünüyor söylemleri bitiyor. Ne düşündüğünü, ne yaptığını anlıyorsun. Bakar mısın şurada arkadaşlar, ben aynalama yöntemi kullanıyorum. Kısacası ya şu anda görüyorum ben ön kamerayla çektiğim için. Bakınız şurada anahtar ve şiir onun anahtarı. Bilinçaltını açacaksın. Bilinçaltı eğitimi alacaksın ve sıkıntılı süreçlerin tamamının gittiğini gösteriyor. Bakınız arkadaşlar, eğer New Age akımlarına ilgin varsa bir akıma girebilirsin, astroloji gibi bir eğitim alabilirsin, bir bilinçaltını aktive eden çalışmalar yapacaksın. Bu konuda çok başarılı olduğunu gösteriyor. Sıkıntıları, üzüntüleri atacağını gösteriyor. Merak etme, sıkıldığın, üzüldüğün ne var ise geçici bir durum. Sende rahatlama, üzüntünün gitmesi ve ferah duygular hakim olacak. Aynı şekilde arkadaşlar, kocaman bir heykel, bir kadın heykeli ve karşısında birileri duruyor. Diyor ki evren sana, biraz 2023 yılında mesafe koy. Heykel nasıldır? Soğuktur. Bazı insanlara çok özveride bulundun, çok fazla onlarla yüz göz oldun veya ruhundan çok fazla verdin. Artık ruhunu iç dünyanda kullanacaksın. Dış dünyada bir heykel kadar böyle dimdik, ayakta, güçlü ama ruhunu kimseye adama. Çünkü akrabalarına da, eşine de, dostuna da, kime ne yaptıysan mutlaka bir zarar görmüşsün, bir düşmanlık görmüşsün. 2023 yılında bir heykel kadar onurlu, sanatsal, güzel duracaksın ama ruhunu biraz geri çekmen lazım dış dünyadan. Ama içsel olarak meditasyonlar, yine astrolojik çalışmalar, düşünsel çalışmalar, kuantumsal olumlamalar, bunlar seni çok ihya edecek. İç dünyanda yap lütfen. Dış dünya bunu anlamamış.
Hani bazılarında iş diyor dış dünyada, bazılarında iş demiyor. Sende de öyle bir durum var. Karmaşık olan iş yaşamını renklendireceğini görüyorum. Kargaşadan kurtaracağını gösteriyor. Ve baktığımda tabağın fincanın içerisine, yengeç burçlarıyla, akrep burçlarıyla veya balık burçlarıyla olan ilişkilerinde yenilenme, tazelenme ve bazı engellerin ya da fırtınalı günlerin bittiğini gösteriyor. Geride kaldığını gösteriyor. Her şeye yön veren Rabbim sana da gerçekten her konuda yön verecek. Çıkmazı olan hiçbir ikizler burcu kalmayacak. Çok güzel falan, harika arkadaşlar. Niyet ettim, olumlamalarımı yaptım. İyi niyetimle aldım, kabul ettim deyin. Hiçbir kötü bir şey yok. 2023, 2022'nin pabucunu dama attıracak. Gerçekten de çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Yani o 2 sene, 3 sene evvelki kargaşa, kayıplar falan gitti. Bu sene oldukça gayet güzel bir gün, güzel bir yıl, güzel günler seninle. İki kişi el sıkışıyor. Arkadaşlar, iki kişi el sıkışıyor. Böyle bu da ne demek? Kesinlikle bir iş sözleşmesi var. Bir sözleşme yapılacak ve başlarının üzerinde böyle sanki bir yapraklar dökülüyor. Arkadaşlar, 2023 yılının sonbaharında pek çok dostum, pek çok ikizler burcu, hadi hazırladın. Kesinlikle sizin güzel bir dönemece gireceğiniz, iş anlaşması yapacağınız anlatıyor. Beni de gör ikizler burcu, beni de gör. Aynı zamanda şurada bir çemberi, ateş çemberini yarıyorsun, çıkıyorsun, bir imtihanı başarıyla getiriyorsun. Haydi bakalım. Bir de dördüncü ay Nisan ayı çok sürpriz. Nisan ayı çok sürpriz aşk anlamında. Mayıs ayında dedikodularla uğraşsan da Haziran'da doğum gününü dostlarınla kutlayacaksın. Çok güzel bir yıl, bence değerlendir her şeyi. Evet arkadaşlar, bakıyorum genel durum nedir? Hadi hazır mıyız? Bakalım 2023 senesi neler getiriyor. Taşınma, mahkemenin kazanılması, yüreklere ferahlık ve şehir değişimi, ülke değişimi. Kesinlikle arkadaşlar, sen ya da bir yakının ülke değiştirebilir. Dünyanın öbür ucuna gidebilir. Sen ve yakınların şehir değişimi, iş değişimi yapabilir. Bu lehinize olacak, hepinizi sarmalayacak. İş değişimi kapıda. Ruhsal gelişimler yanında ve bir büyü, bir negatif enerji bozuluyor. Yıkımların bitiyor. Yerine ferahlık ve iyi niyet geliyor sevgili arkadaşım. İyi niyetli insanlarla görüşeceğini görüyorum. 2 yıllık sıkıntılı süreçleri bitireceğini, alma verme dengesini yerine oturtacağını ve gerçekten çok güzel günlerin seninle olacağını söyleyebilirim. Yalnız şöyle bir şey var, yardım da alacaksın efendim. Hani adeta gökyüzünden, melekut aleminden bir yardım ve destek geleceğini, kendine çekidüzen vereceğini gösteriyor. Hadi bakalım. Dostlarım, karşı cinsle ilişkiler neler? Ay, yılbaşı, ay, 2 tane ağaç yan yana geldi arkadaşlar. Ay, haber, mesaj, barışmalar var. Yurt yuva kurmalar var. Görüyor musunuz? Kesinlikle yurt yuva kurma söz konusu. Arkadaşlar, inanılmaz derecede bekar ikizler kalmayacak. Barışmayan ikizler kalmayacak.
barış yapacaksınız mesajı çok yakında gelecek. Ocak Şubat ayıyla beraber barış kavuşmalar ve birleşmeler var efendim. Şimdi yılbaşı ağacını düşün. Yılbaşıyla beraber yeni bir döneme girmişsin. Bir kere ruhun özgürleşiyor, etrafın ferahlıyor ve sen Allah'ın izniyle bu sene bekarlar yurt yuva kuracak. Evli olanlar kök salıp yeni bir Eylül ayıyla beraber ev satın alabilir. Pek çok ikizler burcu haberiniz olsun. Eylül-Ekim'de evler alınabilir, yazlık gibi bir şey alınabilir. Araba gene aynı şekilde bir mülke sahip olacağını, kök salacağını anlatıyor Rabbimin izniyle. Bunları da değerlendirin derim arkadaşlar. Haydi bakalım. Genel doku nedir? Keşif, yeni bir dönem, yeni bir olay, birleşme, destekleyici, yeni bağlantılar arkadaşlar. Maskenin arkasını görüyorsun. Yeni başlangıçlar. Şimdi maskeler düştükten sonra yeni bir başlangıç yapacaksın. Öyle güzel bir başlangıç ki yeni bir yurt yuva kurma özlemi dediğim gibi bakınız yeni başlangıçları bu destekliyor. Göç de var, evlilik de var. İkizler Burcu, bu senenin en renkli burcu sizsiniz herhalde. Benim hiç tarotum şaşmaz efendim, hiç şaşmaz, hiç yanılmam. Allah'ın izniyle yani özel kalp gözüyle baktığım için. Bak onları söylüyorum ve kesinlikle toplumsal kabul, toplumsal niyetlerin açığa çıkması, yenilikler, değişiklikler, başlangıçlar ve aynı zamanda keşif, yeni bir yolculuk, yeni bir dönem seninle olacak diyor efendim. Bakalım mutlu yıllar hepimize, hepinize, hep birlikte inşallah ülkemize, yurdumuza, dünyamıza barış gelsin inşallah. Dünyamıza dostluk gelsin, dünyamıza bolluk gelsin inşallah. Azan kuduran insanlara da Allah ıslah etsin inşallah. 2023 kutlu olsun sevgili İkizler Burcu. Öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.